Arkadaşlar merhabalar ben Canberk Öztürk Bugünkü videomuzda sizlere Genel olarak ebay'de bana sorduğunuz Youtube üzerinden sorduğunuz sorular Instagram üzerinden direct, Instagram direct message üzerinden sorduğunuz soruların Cevaplarını bu videoda bulabileceksiniz Tabii ki bir videonun içerisine Onlarca soru sığdıramayacağım için 5 tane soru belirledim En popüler olanlardan Karşıma bunları soruları ve cevaplarını not aldım. Sizlere de karşımdan bakarak açıklayacağım. İlk soruyla hemen başlayalım. Birinci soru. İadeler geldiğinde ne yapmalıyım? İadeler konusunu daha önceki videolarda da konuşmuştuk. İade çok fazla gelmiyor arkadaşlar. Ama Hiçbir zaman gelmiyor da demiyorum tabii ki. Geldiği zamanlar oluyor. Kursiyerlerimizden iade gelip de bizi çok uğraştıran iadeler oldu mesela. Ama bu durumda yapmanız gereken, izlemeniz gereken belirli bir yol var. Bu yolda şu şekilde. Mesela satın aldığın mağazanın iade yapıp yapamayacaklarını o vakit içerisinde bilmen gerekiyor. Örnek veriyorum. A mağazasından bir ürünü satın alıyorsun ve müşterine göndereceksin. Pardon, gönderdin diyelim. Ee, ve müşteri bu ürünü iade etmek istedi. Üzerinden de yaklaşık 6 gün geçti varsayalım sadece bir varsayım. Müşteri bunu iade etmek istediğinde senin onu aldığın yer iade kabul ediyor mu etmiyor mu bunu gidip de hemen bakıyorsun. Ne kadar hızlı bakarsan o kadar iyi olur. Ve eğer iade yapamıyorlarsa ebay'deki müşterine eğitimde sana öğrettiğimiz şekilde artık çok geç iade için kusura bakmayın kibar bir şekilde tabii ki kind bir şekilde polite bir şekilde bunu bu yazıyı yolluyorsun. Bunun için ebay eğitimin içerisinde script yani yazı şekli bir template bir paket halinde bunu bulabileceksin. Ve bunu müşteriye yollayaraktan müşteriyle biraz anlaşmaya çalışıyorsun. Burada izlemen gereken yol bu. Ama eğer ki aldığın yer kabul ederse iadeyi o zaman zaten müşteriye aldığın yerin göndermesi gereken adresi veriyorsun. Mesela geçen bir öğrencim bu iade kısmında takıldı, mesaj attı bana Instagram direct mesajdan. O an ben de bakıyordum mesajlara. Tam olarak ona denk geldi. Dedi ne yapmam gerekiyor? Biraz telaş yapmış tabii ilk defa iade gelince. Nasıl yapmam gerekiyor falan? Dedim şuna basman gerekiyor. Şu şekilde göndermen gerekiyor. O üreticinin verdiği adresi müşteriye verdiler label olaraktan. Müşteriye verdi tracking kodunu ve müşteri de ürünü direkt oraya yolladı. Ve iade problemi çözülmüş oldu. Bu şekilde e, tabii ki eğitim öğrencimizseniz bu konularda bize ulaşabiliyorsunuz ve en geç bir saat içerisinde dönüş almış oluyorsunuz genelde. <laughs> eBay'de genel mağaza mı yapmalıyım, niş mağaza mı yapmalıyım? Çok gelen sorulardan bir tanesi. eBay'i bazı insanlar Shopify gibi düşünebiliyorlar. Dropshipping kelimesini kullandığımızdan dolayı Shopify'de bir muhabbet var her zaman duymuşsunuzdur. Niş mağaza mı olmalı yani bir kategoriye mi yönelmeli ya da genel mağaza mı olmalı? Şimdi niş mağazanın ne olduğunu bilmeyenler için bir kategori dedik. Mesela ben şu şekilde kulaklık, spor kulaklıkları üreticisiyim veya üreticisiyle anlaştım. Sadece spor kulaklıkları satacağım. Spesifik bir şekilde onu satacağım. Veya sadece telefon kabı satacağım. Veya sadece mikrofon satacağım. Veya sadece mouse satacağım. Buna niş denir. Niş mağazası denir. Sadece spesifik bir şeye veya biraz daha genel işte spor mağazası bile olabilir veya bisiklet mağazası, basketbol mağazası tarzı bu tarz spesifik bir şeye yöneldiğinde buna niş mağazası deniyor. Ama genel mağaza nedir? Genel mağaza her türlü ürünü satabildiğiniz mağazanın ismidir. Shopify'da niş mağazamı, genel mağazamı dediklerinde ben nişi tercih ederim kesinlikle Shopify'da. Çünkü web sitede genel olarak birçok şeyi sattığınız bir web site müşteriler için çok çekici olmayabiliyor. Ama eBay'de ve Amazon'da şöyle bir olay var. Amazon'da her ne kadar müşteri girip de sizin mağazanızdan ne sattığınıza baksa da bazen ebay'de bu daha az oluyor. Yani insanlar girip de müşteriler sizin mağazanızda Aa, bu daha da fazla ne satıyormuş diye bakmıyorlar. ebay'de daha çok önemli olan konu insanların uygun fiyata ürün bulabilmeye çalışması. Ee, daha çok uygun fiyatlı mı değil mi buna bakıyorlar. Dediğim gibi yani her zaman genel bir mağaza kurabilirsiniz ebay'de. Niş mağaza kurmak zorunda kesinlikle değilsiniz. İşte ben ev malzemeleri koydum diye ofis malzemesi koymayayım. Bu kafa yapısında olmanıza gerek yok. Ev malzemesi de koyabilirsin. Telefon kabı da koyabilirsin. Ayakkabı da koyarsın. Tişört de koyarsın. Lamba da koyarsın. Bahçe sulama aletleri de koyarsın. Hakkına ne gelebilirse onu koyabilirsin iyi ebay'de. Ama Shopify'de olay dediğim gibi farklı. Shopify'de insanlara sorduğunuzda niş malzeme olmalı, genel malzeme olmalı. İnsanlar genelde size niş malzeme olmalı niş mağaza olmalı diyecektir. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Üçüncü soru. Manage Payments ne durumda şu anda? Biliyorsunuz eBay Dropshipping'e Manage Payments diye bir eklenti geliyor şu anda. Bu eklenti birazcık sizlere söyleyeyim Seller Central gibi olacak. Bunun hakkında total olarak 5 tane gelişme not almışım. Bu 5 tane gelişmeleri söyleyeceğim şimdi sizlere. Birinci gelişme satıcılardan her satılan ürün için 0.30 dolar yani 30 cent anlamına geliyor. 30 cent kesecekler sadece. Normalde bu daha yüksek. Şu anda daha yüksek kesiyorlar. eBay'in ne kadar kestiğiyle alakalı çok bir fikriniz yoksa gidip araştırabilirsiniz tam olarak ne kadar kesiyorlar diye. Ama Managed Payments gelince genel olarak bilmeniz gereken Managed Payments geldiğinde daha az komisyon kesecek eBay. Her satılan ürün için 0.30 cent kesecek. Belirli bir final value fee kesecek sizden. ikinci gelişme Managed Payments, Amazon Seller Central gibi olacak biraz daha ve bu zamanla geliştirecekler. Bunu bunu anlayabiliyorum ben şu anda. Nasıl anlayabiliyorum? Manage Payments için iyi bir aradım. Kursiyerlerimiz için yani Berk'le beraber oturduk, aradık beraber. Internal team'e bağlanmak istedik. Internal team'e zar zor bir şekilde bağlandık. Üçüncü, dördüncü denememizde bağlanabildik. Bayağı bir zaman ayırdık bu işe ve oradaki bağlandığımız bayana tamamen yani bu işi yapan yazılımcılarla beraber çalışan görevli birisiydi bu bayan. Ve ona bazı sorular sorduk. İşte bizim dedik eğitim grubumuz var. Eğitim veriyoruz insanlara ve eğitimimizin içerisinde çok iyi satış yapan, büyük satışlar yapan insanlar var. Bu, bu insanlara ne olacak dedik. Çünkü Managed payments'ta Social Security Number yani Amerika vatandaşlık numarası istiyorlar şu anda. Ve dedik bizde yani bu numaradan yok hiçbirimizde öğrencilerimizde de yok e, satış yapan müşterilerimizde de yok ne olacak tarzı sorular yönelttik ve bunlara cevabını aldık bunu da bir çözüme oturturduk buradaki konu bunun halletmenin bir yolunu bulduk nasıl bulduk başka şekillerde başka numaralarla bu iş çözülebiliyor ve bunu fark ettik bu da iyi oldu tabii ki telefon konuşması orada bir sonuca bağlandı yani onun dışında aynı telefon konuşmasında şunu da sormuştuk nasıl ödeme alabiliriz yurt dışındaysak eğer Türkiye'deysek direkt Türkiye örneğinde verdik. Online bankacılıkla ödeme alabileceğimizi söylediler. As much as it's a bank yani bir banka olduğu sürece ödeme alabiliyorsunuz. Örnek verirsek Payoneer gelecektir aklınıza yüksek ihtimalle. Pioneer aslında bir banka olarak geçmiyor ama banka olarak geçen ücretsiz bir şekilde açabileceğiniz başka hizmetler, başka yerler de var. Pioneer olacak mı olmayacak mı emin değilim. Olursa çok güzel olur. Onu daha kesinleştiremedik Pioneer konusunu. Ama bu iş online bankacılıkla olabiliyor. Bunun bu çok pozitif bir şey bizim için. Türkiye Türkiye için konuşuyorum yani Türkiye'deki öğrencilerimiz ve bizim için. Ve 5. gelişmede daha bir yıl var. Bir buçuk yıl var neredeyse. Bu işin tam olarak oturması için. O yüzden şu anda acele etmiyoruz. Bunun hakkında insanlar video istiyorlar. Ancak bunun hakkında video gelmesi gelecek ama şu anda tam bir gelişme yok. Biz de geçmedik Manage Payments'a. Bizim durumlar da farklı şu anda eBay'de. Ve geçtiğimiz zaman tabii ki video gelecek. Tabii ki bu konuyu için ayrıca buna odaklanıp nelerin nasıl olacağını ile alakalı anlatacağım. Şu aşamada aceleye gerek yok çünkü buradaki bayanın söylediği şey hani tüm bu sistemin oturması, tüm herkesin Manage Payments'a geçebilmesi için yaklaşık bir buçuk yıl vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 2020 1, 2021 Mart ayına kadar vakit var dedi ve bu süreye kadar herkesi yavaş yavaş 2020'nin sonuna kadar hedeflediğimiz yüzde 90'ını geçirmek dedi. Bu ne demek oluyor? Şu an için bir acele etmeye gerek yok. Önemli olan konuşuyor. PayPal'ın eBay'le bir anlaşması varmış, uzun yıllardır süren. Ve bu anlaşma Temmuz ayında yani bu ayın sonunda bitiyor. Bu anlaşma bittiği için birçok insan acele ediyor. Bu anlaşma şu bu arada eBay'in PayPal'dan başka ödeme sistemi kullanmaması anlaşması. PayPal demiş ki e sen bizden başka kredi kartıyla ödeme kabul etmeyeceksin şu tarihe kadar. O tarihte bu ay bitiyor. Yani ne demek oluyor? eBay artık kredi kartıyla ödeme yapabilecek satıcılarına. Ama bu demek olmuyor ki PayPal kullanımı duracak diye. PayPal da devam edecek. Ancak Sadece bu anlaşma bitiyor yani. Olay tamamen bundan ibaret. Bu yüzden bu konu hakkında öğrencilerimize sesleniyorum. Acele etmenize gerek yok. Şu anda devam ettiğiniz şekilde gayet devam edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Bunun hakkında da videolar gelecek. Dördüncü sorumuz. Hesaplar açılınca suspend ediliyor mu? Hesaplar açılınca birçok kişinin kafasını karıştıran verification suspend durumu oluyor. Bu verification suspend durumu arkadaşlar ebay'in tamamen sizin kişiliğinizi doğrulamak istemesinden dolayı kaynaklanan bir durum eBay yani sizin gerçek bir kişilik olduğunuzu doğrulamak istiyor sadece. Ee, ve bu yüzden de özellikle yurt dışından açılan hesapları suspend ediyor. Çünkü Amerikalı insanların bir adres verdiklerinde o adresin doğru olup olmadığını eBay hemen anlayabiliyor. Çok kolay Google Maps'ten bakıyorlar veya e, bu bilgiye sahipler biraz mantıkta yürütüyorlar da diyebilirim. Ve anlayabiliyor ama siz gidip de Türkiye'den bir hesap açtığınızda eBay bir Amerikan şirketi olarak Türkiye'deki o adresin, o kişinin isminin Gerçekten doğru olup olmadığını bilmiyor. O yüzden şüpheye düşüyorlar bazen ve o şüpheye düşmelerini engellemek amaçlı diyor ki, sen bana diyor, beni şey, yapın, kişiliğini bir doğrula bana diyor. Bunu doğruladıktan sonra free satabilirsin benim platformumda. Bu şekilde bir önlem almaya çalışıyor kendi kendine. Neden? Çünkü farklı işte. Middle East genel olarak bizim yaşadığımız Türkiye bölgelerinde farklı bölgelerden platforma karşı gelebilecek olan saldırılardan bir bakımdan kendisini korumaya çalışıyor. Olay bundan ibaret yani suspend açısından ve bunu inanın inanmayın size kalmış ama açtırması gayet basit bir durum. Ya yani Amazon'daki suspend gibi değil kesinlikle eBay, eBay aradığınızda eBay'den mesela bildiğiniz birine yetkili birine bağlandığınızda o yetkili kişi sizin hesabınızı direkt açabiliyor sahnesinde veya limit yükseltebiliyor sizin için. Ama Amazon'da bu geçerli değil. Amazon daha ciddi, çok daha disiplinli, askeri disiplinle çalışıyor Amazon. eBay öyle değil. eBay biraz daha relax. Zaten bu platformu şu aşamada tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu yüzden eBay'de işlerinizi daha kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz. Ve bunu açtırması dediğim gibi basit. Bu suspendten korkmanıza gerek yok. Beşinci ve son sorumuza gelelim. Tracking code girmediğimden dolayı suspend olur muyum? Bildiğiniz üzere Amerika'da bir ürün satıldığında, Türkiye'de bu tam nasıl bilmiyorum ama buna benzer bir yöntem var yanlış hatırlamıyorsam. Amerika'da bir ürün satıldığında tracking code ismi verilen takip numarasını girmek zorundasınız. Ürünü satan sizseniz eğer veya ürünü kim satıyorsa siz alıcıysanız bile sizin takip numarasından ürününüzün nerede olduğunu o an görebilmeniz gerekiyor. Bunun için de tracking code sistemi kullanılıyor. eBay'de tracking code girmezseniz eğer %100 suspend olursunuz. Bu suspend sebeplerinden en büyüklerinden bir tanesi. Tracking kodu uzun bir süre girmediğiniz zaman hani bu tekrarlarsa bu hatanız eğer hani bir kere girmediniz direkt suspend olursunuz demiyorum. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü geldiğiniz zaman bir error ismi var ebay'de kullanılan. Bu error olarak sizi algılıyor ve sizi suspend ediyor. O yüzden tracking kodunuzu her zaman zamanlı bir şekilde girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sorularımız bu kadardı bugün. Ee, teşekkürler dinlediğiniz için. Fazla vaktinizi almamışımdur umarım. Bir sonraki eBay videosunda arkadaşlar yanıtlamamı istediğiniz sorularınız için lütfen aşağıda yorum olarak yazın ki ben de bunları yanıtlayabileyim veya Instagram'dan direkt mesaj olarak attığınız soruları ben not alıyorum, kaydediyorum genelde ve bunlardan popüler olanları seçiyorum. Buna göre de video yapıyorum. Instagram'dan da sorularınızı sorabilirsiniz konu hakkında eğitimimi inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki linkten iyi eğitimini inceleyebilirsiniz. Onun dışında sorularınızı bekliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.